Bir korsan için vazgeçilmez üç şey vardır. Gemi, rom ve iyi bir silah tabii ki. Sonuncunun bir kılıç ya da tabanca olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Korsanların zamanında silah alternatifleri neredeyse sınırsızdı ve aralarında sahiden de sıra dışı olanlar vardı. Siz hiçbir balta tabanca, el havanı ya da 7 namlulu tüfek gördünüz mü? Korsanların topları sahiden de çatal bıçak ile dolduracağını ihtimal verdiniz mi? Cevabımız evet. Balta tabanca. Bu inanılmaz hibrit silah tıpkı bir fantastik filmden fırlamış gibi duruyor. Ancak kendisi korsanların muharebelerde gerçekten de kullandığı tarihi bir parça. Bir baltayla birleştirilebilecek olan tek ateşli silah uzun namlulu ağır bir misket tabancasıydı. İlk olarak ağır bir balta tabancanın ucundayken nişan almak oldukça zordu ve ateşleyen kişinin tutturmak için dua etmesi gerekiyordu. İkinci olaraksa sadece büyük bir misket tabancasına balta takılabilirdi. Baltanın kafa kısmı savaş çekişlerini andırıyordu ve arkada kalan sivri kısmı hazine sandıklarını açmak için kullanılıyordu. Korsanların tabancaları daha küçük tabancalarla birleştikleri de olmuştu. Her ne kadar öyle görünmeseler de bu küçük hibritler yakın dövüşte oldukça kullanışlılardı. Geleneksel baltalar ve misket tabancaları elbette ki daha etkili ve güvenilirdi. Ancak bu iki eşyanın tek bir parçada kombinlenmiş olması kolaylığı, balta tabancayı yaygın kullanılan bir silah haline getirmeye yetti. El havanı. Karayip korsanlarındaki bir savaş sahnesinde küçük bir adamın elinde büyük bir silahla güvertede belirdiğini görüyoruz. Evet, sahiden de sıra dışı görünüyor. Kısa, küt bir namlu ve kalın bir sap. Ne kadar şaşırtıcı ki bu silah film endüstrisinin hayal gücü ürünü değil de sahiden kullanılmış olan gerçek bir tür. Ancak tarihsel olarak kayalarla değil de bombalarla dolduruluyordu. Kullanıcı içerisine barut koyuyor ve namluya patlayıcı bir füze yerleştiriyordu. Bunun neticesinde ise bomba 30 metreye kadar gönderilebiliyordu. Günümüz şartlarında o kadar etkileyici olmasa da o zamanın koşullarını düşünmek lazım. Çakmaklı yaylım tabancası. Tarih sırasınca birden fazla namluya sahip olan ateşli silahlar o kadar da nadir olmamıştır. Ancak buna rağmen çakmaklı yaylım tabancası oldukça sıra dışıdır. Namluların dizilişi nedeniyle ördek ayağı tabancası da denmiştir. Tuhaf görünüşüne rağmen ördek ayağı yakın mesafeli düşmanların adeta korkulu rüyası olmuştur. İsabetli atış yapmak imkansız ve gereksizdi. Mesele zaten bir gruba ateş etmekti. Mermiler neredeyse rastgele saçılıyordu ve kullanıcı sadece atışın yüksekliğini ve genel yönünü belirleyebiliyordu. Ördek ayağı tabancalarının 3, 4 ve 5 namlulu türleri vardı. Şaşalı modellerinde bir de hançer bulunuyordu. Hançerin kişinin ne işine yarayacağını bilmemekle beraber bu silahın sadece görünüşünün bile oldukça korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Kılıç tabanca. Her ne kadar bir tabancayı kılıçla kombinlemek, onu bir baltayla kombinlemekten daha az tuhaf olmasa da kılıç tabancanın daha kullanışlı olduğu görüldü. Ne de olsa kılıç baltadan daha hafifti ve özel olarak bir tutamaca gereksinim duymuyordu. Silah ustaları kılıçla tabancayı birleştirmek için bıçağı namluya kaynaklamayı seçti. Bu durumsa günümüzde de kullanılan süngünün gelişmesine ön ayak oldu. Kılıç kıran. İlk bakışta bu silah bir el testeresi gibi görünüyor ancak bu kılıcın bu şekilde şekillendirilmiş olmasının amacı diğer kılıçları yakalamaktı. Rakip kişinin kılıcı kılıç kıranın dişleri arasına sıkıştığı zaman da onu oradan çıkarmak hiç de kolay olmuyordu. Kullanıcı içinse işleri lehine çevirmek hızlı bir bilek hareketinden ibaretti. Neticesinde kılıç kırana yakalanan kılıçlar ya kırılıyor ya da saldırganın elinden düşüyordu. Genel olarak kullanımı ise sol elde kılıç kıran, sağ elde ise pala yahut diğer bir kılıç olmasıydı. Ancak bu ikili kılıçlı kombinasyonu kullanmak her korsanın harcı değildi. Böyle bir kullanım için gerekli olan defansif teknik çok karmaşıktı ve doğru kullanımı oldukça yetenek gerektiriyordu. Denizci kaması. Filmlerde korsanlar coşkulu bir biçimde kıvrımlı kılıçlarını çekerken soyluların ellerinde uzun uzadıya düz bir kılıç tuttuğunu görmüşsünüzdür. Bu uzun kılıçlar korkutucu görünse de yakın dövüşlerde alan darlığı neticesinde hiç de kullanışlı değillerdi. Tarihsel olarak denizdeki korsanların en sevdiği yakın dövüş silahı kamaydı.
Kamalar genellikle kısa, ağır tek taraflı bir bıçağa sahip olurdu ve palayla benzerlik gösterirdi. Ancak ikisi arasında oldukça fark vardı. Ortalama bir 18. yüzyıl palası yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 4 santimetre genişliğindeydi. Kamalarsa uzunluk bakımından 80 santimi hiç geçmezdi, ancak 5 santimetreden daha genişlerdi. Bunun yanı sıra tutamacın üzerinde kayda değer bir el koruması bulunuyordu. Kamalar, bir geminin güvertesinde yapılan yakın dövüşler için birebirdi. Aynı zamanda ipleri kesmek ve tahta kapılardan geçmek için birebirlerdi. O zamanlarda tahta kapılar sahiden de sert ahşaptan yapılırdı ve kırılması pek de kolay değildi. Yani kama hem muşta, hem kılıç, hem de ağır bir balta olarak kullanılabilen çok yönlü bir silahtı. Alay bozan. Çocuk kitaplarındaki illüstrasyonlar genellikle gardiyanımsı iri bir adam ve elinde tuttuğu komik, namlusu trompete benzeyen tüfeğe yöneliktir. Ancak bu gibi bir ateşli silah ne komiktir ne de kurgusaldır. Yüksek kalibreli bir misket tüfeği olan alay bozan genellikle saçmalarla, bazen de kesilmiş kurşunlarla dolduruluyordu. Kısa namlusu sayesinde daha hafifti. Kötü yanı ise daha az isabetli olması ve menzilinin kısalmasıydı. Ancak ikisi de yakın dövüşte gerekli olmadığı için korsanlar için mesele yoktu. İşin aslı, alay bozanı geniş bir alanda saçma saçıyor olması acayip avantajlıydı. Bir taşla iki kuş vurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ortada geniş hasar alanının namlunun ucundaki genişlemeden ötürü meydana geldiği gibi bir yanlış anlaşılma vardı. Namlunun ucu, silahın sadece daha rahat doldurulabilmesi için daha genişti. Böylelikle tek atımlık silahlarla dolu bir muharebede silahı hızlı dolduruyor olmak büyük bir artıydı. Kelebek kılıcı. 18. yüzyılda Çinlilerin kendisine has güzel bir silahı vardı. Kendisi kelebek kılıcı olarak bilinirdi. Ancak kimse bu güzel isme aldanmasın. Kısa ve geniş olan bu bıçaklar yaklaşık 45 santim uzunluğunda ve neredeyse 8 santim genişliğindeydi. Her biri yaklaşık 1 kiloydu. Bu gibi bir silahın doğru şekilde savrulması neticesinde ortaya çıkacak olan tehlikeyi bir düşünün. Büyük tutamaç sağlam ve rahat bir tutuş sağlıyordu ve D şeklindeki koruması hem kullanıcının elini koruyor hem de bir muşta olarak kullanılabiliyordu. Korumanın üst tarafı dışa doğruydu. Bu da silaha ayrı görünümünü veriyor ve düşman kılıcının yakalanıp elden düşmesini sağlıyordu. Kullanılmadığı zamanlarda kelebek kılıçları birbirleriyle yan yana tutulurdu. Bu da bir kelebeğin kanatları gibi görünmesine neden olurdu. İsmini de tam olarak buradan alıyor. Nok silahı. Bu 7 namlulu canavarın ağırlığı 6 kilodan daha fazlaydı. 19. yüzyıl çok namlulu altı patlarla benzerlik gösteriyordu, ancak farklılıkları yok da değildi. Altı patlar bir namlu ardından diğerini ateşlerken, nok silahı yaylım şeklinde hepsini birden ateşliyordu. Bu silah ağızdan yüklemeliydi ve kullanıcı aynı işlemi her namlu için tekrarlamalıydı. Kişinin tecrübeli olması halinde bile bu süreç 2 dakika civarı sürüyordu. Bu da mantıksal olarak her muharebe başına tek atış demekti. Ancak neticesinde gelen mermi yağmurunun gücü inanılmazdı ve düşmanları adeta grup halinde yere indiriyordu. Doğal olarak da bu gibi bir atış yaparken ortaya çıkan geri tepme sahiden de kuvvetliydi. Açık deniz topu. Pop kültüründeki filmlerde korsanların tek yaptığı şey bir gemiden diğerine toplar atıp karşı gemiyi batırmaya çalışmak gibi görünüyor. Ancak durum böyle değildi. Korsanların yapmak istediği esas şey alabildikleri kadar ganimet almaktı. Bu yüzden de onların açısından bakıldığında potansiyel olarak yüksek miktarda ganimet barındıran bir gemide delik açmanın anlamı yoktu. Korsanlar elbette ki düşmanı korkutmak ve onları durdurmaya zorlamak için toplar kullanıyordu. Ancak ateşledikleri şeyler genel olarak çok farklıydı. Daha küçük olan toplar birbirine sağlam bir zincirle bağlanıyor, öyle ateşleniyordu. Topçular düşman gemisinin güvertesinin üzerinden hedef alırlardı. Yelkenler parçalanır ve güvertelen birkaç kişi silinirdi. Sevilen bir diğer yöntemse bu küçük topları kullanmak yerine korsanların bulabildikleri küçük metal parçaları topa doldurmasıydı. Karayip korsanlarını çatal bıçak atan topu hatırlıyor musunuz? Filmde komik görünmüş olabilir, ancak gerçek hayatta bu gibi bir atış insanı doğduğuna pişman edecektir.